malzemeyle yapabileceğiniz çok güzel bir yemek göstereceğim. Yani bunu her öğünde tüketebilirsiniz. Kahvaltıda da olur, öğlen yemeğinde de olur, akşam yemeğinde de olur. Ara öğün olarak da tüketebilirsiniz. Hiç fark etmez. Çok güzel oluyor. O yüzden size göstermek istedim. Hemen patateslerimi gördüğünüz gibi yıkadım. İyice o çamur mamur hiçbir şey kalmadı. Domateslerim var, biberim var. Bu kadar. Başka malzeme yok yani. Şimdi hemen patateslerimi alıyorum. Soyacağım olmadığı için yarısını keserek soyuyorum. Ya zaten tarifin en zor kısmı inanın bu yani. Patatesleri soyduktan sonra, küp küp doğradıktan sonra hiçbir zorluğu yok tarifin. Şöyle hemen yine böyle. Ya soyacak almamışız. Soyacak alırsak bütün iş çözülecek de. Neyse, sizin evde soyacak varsa siz soyacakla yapın, tamam mı? Bizimkisi kırılmıştı. Kim kırdı hala belli değil. Neyse. Şöyle soyuyoruz. Neyse ya, ben buraları hızlandırtayım da. Veya direkt keseyim ya. Evet, patateslerimi soydum. Şöyle bir duruladım yine. Şöyle hemen şuraya atıyorum. Nasıl keseceğim hakkında hiçbir fikrim yok ama. Şöyle ortadan ikiye böleyim. Tamam mı? Ondan sonra bir daha ortadan ikiye böleyim. Sonra bunu da ikiye böleyim. Heh, şimdi dörde bölündü. Dörde böldükten sonra tekrar ben böleyim ya, değil mi? İyice küçük küçük yapacağız çünkü. Dörtleri de ikiye bölerek 8 yapıyorum. Hatta bir kere daha da bölünebilirmiş bunlar. Onları da bölüyorum. Oh. 16 yapacağız bunları da. Şöyle olabildiğince küçük parçalara bölüyoruz. Şöyle. Aman buzdolabı ötmezsen olmaz ama. Aman. Evet, hepsini böyle uzun uzun dildik. Sonracığıma bunları böyle bu taraftan kesiyoruz. Ve küp küp yapıyoruz. Oh. Dur, şu büyük kaçtı. Onu hemen küçültelim. Toplu bir şekilde patateslerimi kesiyorum. Oh. Yanlışlıkla vallahi parmağı da kesiyorduk ha. Siz dikkat edin. Oh, vallahi hallettik. Kolaymış aslında. Benim gibi dilerseniz hemen bakın, küçük küçük doğrandı, göstereyim de yakından. Oh. Hepsini hallettik. Şimdi diğerini de kesiyorum aynı şekilde. Bunu tabii etrafa dökmezsem iyi. Öteki şeye döküldü. Ay. Ya. Tamamdır. Buna da aynısını yapıyorum yine. Tabii sizin yanınızda ne bileyim arkadaşınız varsa veya aile üyeleriniz varsa onlarla böyle sohbet ederek kesebilirsiniz. Bir tanesini ona verirsiniz. Bir tanesini kendiniz kesersiniz. İşte sohbet, muhabbet nasıl kestiğini anlamazsın. Ama zaten çok uzun sürmüyor. İstersen müzik açabilirsin. Değil mi? Öyle de hızlı olur. Hareketli bir şarkıyla. Ama hareketli bir şarkı dikkat gerektiren bir şey olabilir. Çünkü hareketli şarkı açınca bu sefer gaza gelip hızlı hızlı hareket edip parmağını falan kesebilirsin. Yani o yüzden dikkat et. Bunlar hep dikkat işi. Evet, en zor ve en sıkıcı kısmını atlattık. Bundan sonrası aşırı kolay. Aşırı kolay. Hemen bunları kavurmaya geçeceğiz. Evet, patatesimi bir sudan geçirdim. Şimdi hemen şöyle tavaya atıyorum. Ondan sonra cıma sıvı yağ biraz ekliyorum. Tamamdır. Şimdi bunu
ocağı alacağız. Ben önceden ekliyorum zaten hani teflon olduğu için. Ama siz böyle hani yağ kızartıp ondan sonra da patatesleri ekleyebilirsiniz. Yani size kalmış. Çok bir şey değiştirmiyor yani, fark yapmıyor. Hadi geçelim şimdi. Evet, yine ocağımın altını yakmaya çalışıyorum. Hah, yaktım. Böyle kavuracağız. Kavurduğunuzu nasıl anlarız derseniz, dibine yapışacak bunlar. Bu patatesler dibe yapışacak bir. Öyle anlayacağız zaten. Daha şimdi olmaz. Üstünü böyle kapakla falan kapatacağız. Dağılmaz bunlar. Böyle bunlar takılsın. Şöyle bir karıştırayım da o yağ böyle her yere yayılsın. Sesim de harika olduğu için. Neyse, zaten bu patatesler pişene kadar biz de domatesle biberi ayarlayalım. Onları ekleyeceğiz sonra, ama daha çok sonra. Neyse işte bunlar takılsın böyle. Evet, ben bu arada domates ve biberlerimi doğrayayım. Şöyle biberlerimi aldım. Şöyle şu sap kısımlarını kesiyorum. Sonra hemen ikiye böleyim. Ondan sonra yine böyle ikiye böleyim. Oh. Hemen çekirdeklerini çıkartayım. Sonra şunları bir durulayım da çekirdekleri bir gitsin. Şöyle kenara atıyorum çekirdeklerini de. Evet, biberleri de yıkayarak o içindeki işte tohumları, çekirdekleri attık. Şöyle hemen kesiyorum boylamasına da. İkiye bölüp sonra da işte böyle yuvarlak yuvarlak kesiyorum yukarıdan aşağıya. Öyle yani, bir şey yok bunun. Biberlerimizi de şuraya koyuyorum. Ve son olarak domateslerimi doğrayacağım. Domateslerimi diyorum ama gayet domates yani. Tek bir tane. Şöyle. Bunu da öde böldüm. Ondan sonra cıma. Şunu yine keseyim. Bu arada da patateslerimiz olmaya başladı. Şöyle kesiyorum ya, ama vallahi uğraşamayacağım. Şöyle kafama göre kesiyorum yani, bir şey yok. Evet, domateslerimi de doğradım. Onları da şuraya ekliyorum. Ve hemen patateslerimle ilgilenmeye başlıyorum şimdi. Evet, patateslerimi şöyle bir karıştırıyorum. Çok bir siyah sıçıyor şu an. Karıştırdım ya. Karıştırdıktan sonra da şöyle üstünü bir kapakla kapatıyorum. Biraz da böyle takılacaklar. Evet, patateslerimiz olurken bir yandan da doğradığım biberleri atıyorum şu an. Onlar da pişe koysun. Şey nerede? Ha, burada. Karıştırayım biraz daha. Çünkü biber sert ya, geç pişiyor ya. O yüzden biberleri ekledim. Domatesleri de en son ekleyeceğim. Hemen kapağını yine kapatıyorum, takılsın. Evet, hemen şöyle yine kapağını açıyoruz. Karıştırıyoruz. Zaten karıştırı karıştırı gördüğünüz gibi artık patatesler pişti. Patatesler piştikten sonra zaten sorun kalmıyor. Hemen şimdi ben son olarak domateslerimi ekleyeceğim. Hop. Allah. Tabii domatesler soğuk ve sulu olduğu için etkileşime girdi. Şimdi hemen bunlara tuz atıyorum. Şurada bir dakika.
Tuzunu attım. Sonra cırma, karabiber. Nerede? Biraz da karanlık yapmış olabilirim. Biraz karabiber. Bu kadar. İsterseniz daha çok baharat, istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Şöyle birazcık daha karıştırayım. Ay, biber düşüyordu. Tamamdır. Yeterince karıştırdığımı düşünüyorum. Şimdi hemen yine kapağını kapatayım. Oy, elim yandı. Havluyla açıp havlusuz kapatmak harika bir fikirdi. Neyse şimdi bunlar birazcık daha takılsın, işte o suyu böyle çeksin. Salsın bir şeyler pissin iyice. Hemen kapağı açıyorum ve size de gösteriyorum. Gördüğünüz gibi pişti. Hem de çok güzel pişti. Baksanıza bayağı soslu moslu gibi oldu. Şimdi hemen bunu tabağa alıyorum. Şöyle de görün yakında. Evet, altını kapattım. Şimdi masaya geçebiliriz. Evet, şimdi geldik en sevdiğim kısma. Tadım kısmına. Çok mutluyum çünkü çok açım gerçekten. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Daha uyandım ve hiçbir şey yemedim. Şu an akşamüstü falan. Dumanlar üstünde tutuyor. Sıcak sıcak yiyip dilimi yakma peşindeyim şu an. Biraz üfleyeyim de. Şimdi yiyeceğim ama yanacağım. O garantili. Biraz daha üfleyeyim. Tadı efsane. Gerçekten efsane. Çok 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 iyi. Ben gittim. Ben yokum şu an. İsterseniz buna sarımsak da ekleyebilirsiniz. Bu patatesleri kavurduktan sonra böyle biraz sarımsak dilip onları da böyle patatesle beraber İyice kavurabilirsiniz. Öyle de güzel olur. Ama böyle de mükemmel. Sadece fikir olması açısından söylüyorum. Ay, gerçekten çok güzel tadı. Gittim ya. Gittim şu an. Ekmekle de yiyeceğim. Şöyle hemen ekmeğin üstüne koyayım. Oh. Şöyle ekmeğin üstüne boca ettikten sonra biraz böyle acı sos da ekleyebilirsiniz. İsterseniz ketçap da ekleyin. Fark etmez. Ben acı sos sevdiğimden acı sos ekliyorum. Ama acıyla bunun şahane lezzetliğini gizledim. Siz acı sos eklemeyin. Ay, acıdan. Şey, gırtlağıma takıldı. Bunun yapımı çok kolay. Zorlanmazsınız. Hem de ucuz yani. Gerçi patatesin fiyatı ne kadar oldu bilmiyorum ama gene de uçuk fiyatlar değil. Bundan yaparsınız, yersiniz. Bunun bir de üst versiyonu var. Oo. Bir de bunun geliştirilmiş tarifi var. Onu da yakın bir zamanda yaparım isterseniz. O da manyak bir şey ama ben denemedim de. Arkadaşımın bir tarifi. Onu da denerim bir videoda. Bu kolay versiyonu, 3 malzemeli versiyonu. Ya yap bunu, ye ye dur ya. Çok güzel gerçekten. Manyak bir şey oldu. Yani bunu 10 üzerinden 1 milyon veriyorum. Çünkü gerçekten hak ediyor. Hem çok kolay böyle. Çoğu zaman evde bulabileceğiniz malzemeler. Hani biberdir, domatestir, patatestir. Yaparsınız yani. Çok güzel. Özellikle kahvaltıda yiyin bunu ya.
Ama gerçi ben akşam yemeğinde de yiyorum yani veya öğlen yemeğinde de. Hiç fark etmiyor gerçekten böyle hani. Bu tam bir joker yemek ya. Her zaman yenilebilecek bir şey. Şey gibi. Zeytinyağlı sarma gibi. Her zaman yiyebiliyorsun onu da. Bunu da yiyebiliyorsun yani. Çok güzel. Zaten patatesin güzel olmadığı bir yemek mi var Allah aşkına ya? Çok güzel. Hemen gömüyorum onu da. Neyse bu videomun da sonuna geldik. Yarın başka bir videoda görüşürüz. Bay bay. Bu tarifi de denersiniz. Çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Zaten yüksek ihtimal canınız çekmiştir. Yarın yaparsınız. Yersiniz. Çok güzel oluyor. Neyse yarın başka bir videoda görüşürüz tekrardan. Bay bay.